NTV Spor ekranlarından herkese merhaba. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde playoff çeyrek final ikinci maçıyla karşınızdayız. Fenerbahçe sahasında Halkbank'la karşı karşıya geliyor. İlk maçı Sarı Lacivertler deplasmanda 3-2 kazanmayı başarmıştı. Ve şimdi ikinci maçta kendi sahasında oynuyor Fenerbahçe. Burcu, Yuliana, Fulten, Ceyda, Seda altısıyla sahada yer alacak Halkbank. Kısa bir aramız var, aranın ardından yeniden birlikteyiz. Yeniden karşınızdayız. Karşılaşmada ilk maç oldukça ilginç geçmişti aslında. Halkbank 2-1 öne geçmeyi başarmıştı. Dördüncü sette 24-22'de yaptı. İki maç puan da elde etti ama o iki maç puanını kullanamadı. Çünkü Eda Erdem Dündar izin vermedi o maç puanlarına. Ve oradan geri dönen Fenerbahçe final setinde alıp 3-2 galip gelmeyi başardı. Zorlu maçı kazanmayı başardı Sarı Lacivertler. Natalya'nın servisiyle mücadele başlayacak. Yeon Kong Kim bugün ilk 6'da başlıyor. Abondanza ilk maçta ilk 3 set onu kullanmamıştı. 2-1 geriye düşene kadar Yeon Kong Kim'i oyuna almamıştı Marcelo Abondanza. Bu sefer onunla başlıyor. Yeon Kong Kim'le başlıyor. Eda ama kenarda Bahar oyunda. İyi servis Natalya'dan geldi. Eda tabii şu an için kenarda. Libero Merve oyunda olduğu için. O da ilk 6'da. İçeriye doğru bir plase. Tom Tom ama topu önce yere değdi diyor maçın hakemi. Sayı Halkbank'ın. Kimin itirazı var? Ve burada rakibim iyi görebileceğiz. Burada Tom Tom'dan önce yere değdiğini söylüyor maçın hakemi. Kim karşıladı? Tom Kum pası kime doğru? Yeon Kong Kim. Bloktan sekti. Natalya. Tom Kom. Şimdi Polen. Çaprazda çıktı o top. Yuli içeri bırakmak istedi. Olmuyor. Diğer tarafta Yeon Kong Kim. Kim güzel yere gönderiyor. Servis hatası geldi. Sayı Halkbank'ın. Şimdi Polen blok out'u yaptırdı. Polen. Polen Uslu Pehlivan 19 sayıyla ilk maçında etkili isimlerindendi. Burada da Fulden'in bloğundan top dışarı gidiyor. Polen şimdi servisi kullanacak. Top filede kalıyor Polen'in. Thank you.
Manşet hatası geldi. Etkili servis. Yan Kong kim istediği gibi karşılayamıyor. Bir servis sayısı daha geliyor. Yine kim istediği gibi karşılayamadı topu. Çıkarmayı başardı. Seda ve Fulden, Natalya, Tomkom, Eda paralele döndü. Derya çıkardı. Seda yükseltti. Şimdi geriden hücum ve sayı geliyor. Halkbank'ın sayısı oldu. Ana Starçeviç sayıyı alıyor Halkbank'ta. Polhan ve Natalya'nın arasına gitti o top. Karşıladı Natalya, plasesi Derya. Topa yetişti. Fulden'e doğru. Fulden arka alandan çıkan top. Eda plaseyi bıraktı. Fileye bir temas var. Fulden'in teması fileye, sayı Fenerbahçe'nin oldu. İyi servis geliyor. Kimden az önce karşılayamadığı servisleri iade etti sanki. Seda'nın pası. Fulden bloktan sekti. Starçeviç karşıladı. Şimdi Burcu. Natalya blokta müdahale ediyor. Derya'nın pası Fulden'e doğru. İkili blok var karşısında. Hücum hatası kararı geliyor. Seda'nın pası, Burcu bloktan seken top, Polen kurtardı, Tomkom, Yeon Kong Kim, Burcu, bu top karşı alana geçmiyor, Fenerbahçe 8-6 teknik mola önde girdi. Fenerbahçe 8-6 teknik molaya önde girmeyi başardı. Yeon Kong Kim, 8 sayının 4'ü Yeon Kong Kim'den geldi. Ondanzan'ın niye onunla başlaması gerektiğini Kim güzel gösterdi şu ana kadar. Fulden'in pası Burcu'ya doğru. Kim karşıladı o topu. Şimdi Natalya bloktan sekti. Derya pası veriyor. Fulden, Eda'nın bloğundan seken top, sayı Halkbank'ın oldu. Kim karşıladı? Tomkom, Natalya. Natalya sayıyı alıyor. Çok zor pozisyonda pası verebildi Tomkom. Eda o 2-1'den 2-2'ye yapan 4. sette ilk maçta servis sayısıyla bitirmişti. Bu sefer servis hatası geldi ondan.
Şimdi Natalya. Fileye bir temas var sayı Fenerbahçe'nin. ...8 yapıyor durum. Etkili servis. Seda'nın pası. Anastar Çeliç blok geliyor. Polenusu pehlivan bloğu yaptı. Halkbank molası geliyor. ...12-8 fark 4 sayı. Fenerbahçe rehine. Pozisyonda direkt kim 6 numaraya koyuyor. Yekten ilk aldığın topa yaşlıya yakın gelirse 5'e uzun atabilirsin. Tamam 5'e uzun atabilirsin. Öyle değilse tamam mı? Ortaya da kullanabiliriz. But we needed to follow Bauer idea. Dos inside. This feeling faster and stop the arm. Okay? Sara. A little bit off also here to Nove, but wait, go. Halkbank'ın molası sona eriyor. Tomcom servisi kullanacak. Etkili bir servis kullanmıştı az önce. Derya karşıladı. Seda'nın pası. Anastar Çeviç. Arkada kim çıkardı? Tomcom. Şimdi Natalya. Hakem kararsız kaldı ve Halkbank'a veriyor. Savunmaya çarptığı şeklinde itiraz. Evet, yardımcısını çağırdı. İki hakem aralarında konuşacaklar. Evet, sayı Halkbank'ın. Karar değişmiyor. Burada anaya değip değmediği bunun tartışması yaşandı. Çok arada bir karar. Lockout. Bahar lockout yaptırdı. 13-9 yapıyor Fenerbahçe. Bir anda enerjisini kaybetti o top ve servis sayısı oluyor. 14-9 fark 5. Şimdi Yeon Kong Kim. Seda çıkardı. Derya'nın pası. Blok sonrası dublaj gelmiyor. Sayı Halkbank'ın oldu.
Derya karşılayamadı. 16-10 Fenerbahçe teknik molaya önde giriyor. Hulden kim? Bahar çevirdi o topu. Eda içeriye bırakıyor. Hücum şansı Halkbank için. Seda'nın pası. Yulia kim? Tomkom. Natalya ile anlaşamadılar. Natalya yine de iyi yere gönderdi. Seda'dan Fulden'e doğru. Fulden blok geldi. Derya karşıya geçiyor. Seda Yulia ile çarpıştılar. Sayı Fenerbahçe'nin. Duygunur Doğan oyunda. Yulia Grigoreva kenarda. Bahar servis kullanıyor. Bahar'dan bir servis sayısı geldi. Anas Sarçeviç karşılayamadı o topu. Ve Halkbank molası. Teknik molanın ardından iki sayı daha gelince Halkbank molayı alıyor. 16-10'dan 18-10'a geldi. Bir anda skor fark 8'e çıktı. Dublajla oynuyoruz zaten. Aynı süre devam edelim. Atakları paralel atak yapmaya devam. Hiç sıkıntı yok. Servis atacağız. Paralel atağa devam. Ortadan şu topları vurmamız lazım yani. Yani açık gelen topu orta oyuncular biraz daha açık tutacağız. Haydi. Haydi. Cengiz Akar Çeşme molasını aldı. İlk maç çok ilginç bir havada oynanmıştı aslında. İlk set çekişmeli geçmiş. 27-25 kazanmıştı Halkbank. İkinci set ise farklı olarak Fenerbahçe 25-15 kazanmıştı. Ama Fenerbahçe artık oyunun kontrolünü aldı derken 3. seti bu sefer 26-24 kazanmıştı Halkbank. Sekti o top. Burcu, Seda, Fulden içeriye bırakıyor. Natalya, Tomkom, Eda Erdem Dündar topu öldürüyor. 19-11 oluyor. Fenerbahçe'de Valkenstein ve Ezgi oyuna dahil oluyor. İkili oyuncu değişikliği geliyor. Sarı lacivertlerde. Karşıladı o topu. Şimdi Burcu bloktan sekti. Ezgi Eda pası veriyor. Yeonkon kim? Kim topu öldürüyor? Bir fark 9 sayı. Ezgi servis kullandı. Fulden. Seda yetişti o topa. Fulden çok dar açıda kaldı. İyi gönderdi. Merve çıkartıyor. Şimdi geriden Natalya'nın hücumu sayıyı getiriyor. Natalya çıkardı. Ezgi Balkenstein'in plasesi sayıyı getirdi. 22-11 yapıyor Fenerbahçe.
Derya karşıladı. İçeriye doğru plase. Bu topu çıkartıyor Ezgi. Sonrasında sayı geliyor. Eda sayı alıyor. 23-12. Balkenstein topu çevirdi. Natalya'nın plasesi. Hücum şansı şimdi. Hande içeri bırakmak istedi. Olmadı. Eda topu dışarı vuruyor. Hücum hatası geldi. Top çıkarmayı başarıyor. Halkbank savunması. Eda bu topu da çıkarmayı başardı. Ceyda karşıya geçirdi. Bu sefer Balkenstein fileye bir teması var. Sayı Halkbank'ın. Eda ortada hücumda sayıyı alıyor. ...24-14... ...10 set sayısı. Natalya karşıladı. Ezgi. Yeon Kong Kim bloktan sekti. Anastarcevic'ten sekti o top. Ceyda topu öldüremiyor. Kim karşıladı. Şimdi Natalya topu öldürüyor. 25-14 seti Fenerbahçe kazandı. Şimdi ikinci set başlayacak. İlk maçı 3-2 kazanmıştı sarı-lacivertli takım. Maçı kazandığı bütün skorlar işine yarıyor Fenerbahçe'nin. Kazandığı sürece hiçbir sorun yok. Maçı da kazandığı için. 3-2 kaybederse de sadece altın set oynayacak. 3-0 ya da 3-1 kaybetmemesi gerekiyor. Yani bir set daha alırsa en kötü ihtimalle altın seti garantilemiş olacak Fenerbahçe. Etkili şu ana kadar. Servis sayısıyla başlıyor Halkbank.
İçeri kaçtı o top. Hücum şansı Halkbank için. Arkadan Natalya çıkardı. Tom Kuhn'un pası. Kim? Derya çıkartıyor topu. Aslan çevirdi. Anastarčević. Melis çıkartıyor. Tom Kuhn geriden. Sayı Fenerbahçe'nin. Natalya geriden hücumu yaptı. Çıkardı. Eda pas verdi. Yeon Kong Kim. Anastarčević top çıkartıyor. Aslan'ın pası. Burcu Kim. Çaprazda aldı o topu. Şimdi geriden Natalya'nın hücumu. Ve bir sayı daha geliyor Natalya'yla. Kalıyor. Eda Tom Komgin'den Eda topu öldürdü. Eda Erdem Dündar. Servis hatası yine sayıyı Halkbank'a getiriyor. Kim? Tom Kuhn. Yeniden kime döndü? Yeon Kuhn Kim? Plan çıkardı. Şimdi Burcu. Melis çıkartıyor o topu. Eda plaseyi bırakmak istedi. Pas hatası kararı geliyor. Top taşıma kararı geliyor. 4-4'lük eşitlik var. Eda Erdem Dündar. Eda sayılarına devam ediyor. Halkbank'ın 4 sayısından 3'ü yine Fenerbahçe'nin hatalarıyla geldi. Bu sefer de servis hatasıyla geliyor yine Halkbank sayısı. Burcu servisi kullandı. Kim? Hücum şansı Halkbank için. Aslıhan. Anastarčević blok Derya dublajı yaptı. Aslan diğer taraf Burcu'ya döndü. Hücum hatası sayı Fenerbahçe'nin.
Bir plase içeriye doğru. Derya top önce yere değiyor. Hakemin hemen önünde oldu. Sayı Fenerbahçe'nin. Derya itiraz etti, vazgeçti, yeniden itiraz etmeye gitti. Önce Fenerbahçe forması da giymişti Derya Çayırkan. Sanki yere değiyor gibi o top. Burcu bloktan seken top. Sayı Halkbank'ın. Halkbank'ın kendisinin aldığı ikinci sayı. Alt teknik molaya önde girdi Fenerbahçe. Fenerbahçe teknik molaya 8-6 önde girdi. Halkbank'ın 6 sayısından 4'ü Fenerbahçelilerin hatalarıyla geldi şu ana kadar. Tom Kom servisi kullanacak. Sayısı geliyor. Natalya'dan Tom Kom. Servis kullandı Aslan'ın. Üzerine doğru geldi. Kim pası veriyor ama karşıya geçti. Natalya top dışarıda. Sayı Halkbank'ın. Plase içeriye doğru. Pas hatası karar geliyor Tom Kom için. Sayı Halkbank'ın. Sekiz oldu skor. Fark 3 sayı. Arka alanda Natalya karşıladı. Şimdi Yeon Kong kim? Derya. Onun savunmasından top dışarıda. Halkbank molası geldi fark 4'e çıkınca. İlk maçtan sonra Halkbank o kadar etkili değil şu ana kadar bu karşılaşmada. Dediğim gibi şu ana kadar özellikle bu sette
Sadece 2 sayısı var Halkbank'ın kendi aldığı 8 sayıdan. Sadece ikisini kendisi aldı. 6'sı Fenerbahçe'nin hatalarıyla geldi. Geriden hücum Natalya, Yulia Grigoreva top karşı alanda tutamıyor sayı Fenerbahçe'nin. Anlaşmazlık Aslıhan'la Yuri arasında 14-8 yaptı durumu. Bir de servis sayısı geliyor. 15-8 oldu Bahar. Dördüncü servis sayısı bu Bahar Toksoy Guletti'nin. Bu topu son anda çıkardı Halkbank savunması. Bahar, Tomkom, Eda, Aslıhan çıkartıyor. Anas Tarçeviç. Burcu'ya doğru, Burcu topu öldürmeyi başardı. Burcu kim? Tomkom. Polen, Aslan çıkardı. Burcu karşı geçirmek istiyor, olmuyor. 16-9 teknik molaya önde giriyor Fenerbahçe. ...16-9... Fenerbahçe teknik molaya önde girmeyi başardı. Aslan. Anlaşamadılar. Bir hata geliyor Halkbank'tan. Blok geldi. Fulden'den Burcu'ya doğru. Kim izin vermiyor. Sonrasında Eda sayıyı alıyor. Eda Erdem Dündar'la Fenerbahçe. Molası geliyor. Fark 9 sayıya çıktı. Enerjisini ilk maçta harcamış gibi Halkbank oyuncular. Ne kadar öyle bir
performans ortaya koydular. Pelin blok savunmadan top dışarıda. Oradan dışarıda servis hatası geliyor. 9 sayılık avantajını devam ettiriyor. İyi servis geldi. Aslıhan, Burcu bloktan sekti Kim. Ezgi'nin pası, Kim'in plasesi. Selda çıkardı. Yeniden onun üzerine doğru gidiyor. Şimdi Selda Pelin hücum etmek istiyor ama topu bantta kalıyor. Sayı Fenerbahçe'nin oldu. Fenerbahçe üstünlüğü var. Tam olarak anlaşamasa da Ceyda ile Aslan sayı yine de alıyor Halkbank. Kaçtı o top. Sonrasında hata geliyor. Duygu Nur. Onun müdahalesiyle top dışarı çıktı. Eda servis kullandı. Pelin'in topu. Blok out yaptırıyor Pelin. Alkestein sayıyı aldı. 22-12 fark 10. Alkestein servis kullanıyor. Servis sayısı 23-12 oldu skor. Alkestein, Ezgi. Yeon Kong Kim, Pelin. Topu çevirdi Seda. Arka alanda Kim, Ezgi, Meliha. Savunmanın müdahalesi yok. Hücum hatası kararı geldi. İçeri kaçan top Ezgi blokta müdahale ediyor. Ezgi sonrasında da sayıyı almayı başardı Ezgi Dilik. 11 set sayısı Fenerbahçe için.
Kim'e oyuna dahil oldu. Kim kenara geliyor. Plase içeriye müdahale geliyor. Duygu bloktan seken top, bu top çıkmıyor. 25-13 Fenerbahçe seti kazanıp durumu 2-0 yapıyor. Setin statikleri ekranlarda. Bloklarda 3-0 üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. İki takımda 7'şer hatası var. İlk sette de 7 hatayla oynamıştı Fenerbahçe. 25-14 bitmişti ilk set. Hücum sayılarında yine 12-5 Fenerbahçe üstünlüğü var. Servis sayılarında da 3-1 üstünlüğü var. Dediğim gibi Halkbank bütün enerjisini, bütün eforunu ilk maçta harcamışa benziyor. İkinci maçta ortaya çok bir şey koyamadılar. Burcu 4 sayıyla oynuyor. Ana 2, Pelin 2, Ceyda 2 sayıyla oynuyor. İlk maçta dünden çok daha farklı. İlk maça göre Vilma Salas-Rosel sahada değil. Halkbank'ta. Önemli farklardan biri kuşkusuz bu. Yulia Grigoreva ilk maçta 16 sayıyla oynamıştı. Yulia Grigoreva. Bu maçta ise şu ana kadar sadece 1 sayısı var. Yanasta Çeviç 15 sayıyla oynamıştı ilk maçta. Şimdi 3. set başlayacak. Fenerbahçe bu seti alırsa maçı bitirip Eczacıbaşı Vitra'nın rakibi haline gelecek. Eczacıbaşı Vitra ile karşılaşmaya devam edecek bir anlamda. Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 6 playoff'unda da rakip oldular. Bu hafta içi karşı karşıya gelecek bu iki takım. Salı günü oynayacak Eczacıbaşı ve Fenerbahçe. İlk maçı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Öteki hafta sonu da büyük ihtimalle yarı finalde, eğer bu set Fenerbahçe alırsa yine bu iki takımı izleyeceğiz. İlk sayı Fenerbahçe'nin oluyor. Şimdi Pelin, Natalia, Tomkom, Yeon Kong Kim bloktan sekti. File üzerindeki mücadele. İki defa topa dokunduğunu söylüyor Bahar'ın. Dışarıda sayı Fenerbahçe'nin. Bahar Toksoy guide etti. 4 servis sayısı var Bahar'ın bugün. Ve bir servis sayısı daha geldi ondan. Etkili servis atmaya devam ediyor Bahar. Bahar
Sahar yine servis kullandı. Diğer tarafta fullerine doğru kullandı bu sefer. Sayı Halkbank'ın. Servis kullanıyor. Kim bu sete de ilk 6'da başladı. Bir sayı daha geliyor Kim'den. Blockout. Sayı Halkbank'ın. İlk maçta ilk 3 set oynatmamıştı Kim'i. Abondanza bu sefer bu sete de yine de Kim'le başlamayı tercih etti. İkinci setin sonlarında oyundan çıkarmış olmasına rağmen. İlginç bir top Aslıhan'dan, ilginç bir sayı. Tam olarak istediği gönderemedi belki ama bu sayı almayacağı anlamına gelmedi. Eylül bu topu çevirmeyi başarıyor. Eda. Bu sefer bu top çıkmadı. 6-4 yaptı Fenerbahçe. Alırız onları. Haydi haydi adım alın. Adım alın haydi. Fenerbahçe üstünlüğü var. Kim karşıladı? Tom Kom. Natalya'ya doğru iyi gelmedi pas ama yine de sayıyı alıyor. Teknik olayı da önde giriyor 8-5 Fenerbahçe. 8-5 teknik olayı önde girmeyi başardı Fenerbahçe. Yine Fenerbahçe'nin hatalarıyla o 5 sayının 3'ü geldi. Bir servis sayısı daha geliyor Fenerbahçe için. Etkili servis atmaya devam ediyor Sarı Lacivertler. Eda'dan bu sefer servis hatası. 11 servis sayısı var şu ana kadar Fenerbahçe'nin yaklaşık 2,5 sette.
Plase ile sayı. Fenerbahçe'nin olduğu Polen'in su pehlivan Plase'yi bırakıyor içeriye. Polen'in 6. sayısı. 3 hücum 3 blok sayısı var Polen'in. Takımda en fazla blok yapan oyuncu şu anda Polen'in su pehlivan. Koşunun topu filede kalıyor. Sayı Fenerbahçe'nin. Ve Fenerbahçe molası geldi. Halkbank molası geldi. Fark 5'e çıkınca. Altı fark 5 sayı. Fulden Merve çıkardı. Sonrasında Andena sayıyı alıyor. Sekti. Bahar Fulden topu çevirdi. Hücum şansı şimdi. Polen topu öldürdü. Sekti. Pelin'e doğru. Pelin topu fileden mi geri döndü? Bloktan mı? Fenerbahçe'nin itirazları bu yöndeydi. Evet, bu sefer fileden döndüğü kararını veriyor hakem. Bir önceki pozisyonda da sanki banttan geri dönmüş gibiydi. Ve bu top çıkmıyor. Sayı Halkbank'ın oldu. Plase içeriye sayı geliyor. Fark 4. Yankom kim topu öldürdü ve sayıyı aldı. 14-9. Kim kenara geldi. Meliha oyunda.
Bir servis sayısı daha geliyor Fenerbahçe lehine. Bahar servis sayılarına devam ediyor. Oldukça da mutlu. Bu topu çevirmeyi başardı Eylül. Tutku içeriye bıraktı. Natalya. Komkomeda. Sayı Halkbank'ın kararı geldi. Pas hatası Tomkom için. Stadında da İzmir Marşı yine Fenerbahçelilerin dilinde. 16-10 Fenerbahçe teknik voley önde giriyor. Eski ve Valkenstein oyuna dahil oldu. Polen ve Tomkom kenara geliyor. Burcu içeri bırakmak istedi. Natalya oradaydı. Ezgi'nin pası. Valkenstein. Valkenstein sayıyı alıyor. Bu maçın ardından tek bir çeyrek final eşleşmesi kalacak. O da önümüzdeki hafta çarşamba ve cuma günleri oynanacak. Galatasaray ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında. İlk maç Bursa'nın evinde oynanacak çarşamba günü. İkinci maç cuma günü Galatasaray'ın sahasında oynanacak. Ve böylece son yarı finalist belirlenmiş olacak. Vakıfbank'ın yarı finaldeki rakibi belirlenecek. Bu eşleşmenin galibi Eczacıbaşı Vitra ile karşı karşıya gelecek ki şu anda sizin de gördüğünüz gibi Fenerbahçe buna fazlasıyla yakın. Ve Halkbank ikinci molayı alıyor Cengiz Akar Çeşme. Halkbank 5'ini kendi aldı. 5'i Fenerbahçe'nin hatalarıyla geldi. Yoktan sekti. Miliha, Ezgi, Natalya plaseyi bıraktı. Eylül çıkartıyor o topu. Şimdi Burcu bloktan seken top Natalya, Ezgi, Valkenstein sayı alıyor Valkenstein. Sayı Fenerbahçe'nin. Rağmen sayı geliyor Halkbank'ta. Pelin sayıyı alan isim. Top önce yerde, sayı Fenerbahçe'nin. Bunu çok fazla yaşadık.
Bensek'te o top. Fedan'ın pası. Burcu sayıyı alıyor. Eda için tezahüratlar var tribünlerde. Sayı Halkbank'ın. Top dışarıda, servis hatası geliyor. 21-13. Ergül servis kullanmıştı. Bir sayı daha geldi Fenerbahçe için. Üç sayı yarı final için gerekiyor. Feda'nın pası. Hulden blok out'u yaptırdı. Sayı Halkbank'ın. Heyecanla önümüzdeki çarşamba günü devam edeceğiz. Dediğim gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi Galatasaray maçıyla. ...23-15 oldu. Ve bu arada hafta sonu Sev Kupası'nda ve Challenge Kupası'nda yarı finaller var. Yarı final ikinci maçları var. Yine salı günü Fenerbahçe Eczacıbaşı Vitra maçı var. Çarşamba günü Volare Zürich Vakıfbank maçı var. Kesi içeriye doğru müdahale geliyor. Aslan'ın topu Hulden. Arkada çıktı hücum şansı Aslan. Ortada hücum. Andenas sayıyı aldı. Galatasaray'da Bursa'da 2 Nisan günü. Yani pazar günü maçlarını oynayacak. Galatasaray Sev Kupası'nda Dinamo Kazan 3-0 yendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Challenge Kupası'nda mücadele ediyor. Ve Parmak Şiven'in deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. Yani iki takımımız da finale yakın. Pazar günü bu maçların ardından çarşamba günü de kendi aralarındaki maçlarını oynayacak bu iki takım. Voleybol dolu günler bizi bekliyor. 24-16-8 maç sayısı Fenerbahçe için. 8 yarı final sayısı Sarı Lacivertler için. Hücum hatası geliyor. Sayı Fenerbahçe'nin. Maç Fenerbahçe'nin oluyor. İlk maçı 3-2 kazanan Fenerbahçe ikinci maçı 3-0 kazanmayı başarıyor. Rahat bir maç çıkardı Sarı Lacivertler ve rahat bir galibiyet alarak atlarını yarı finale yazdırıyorlar. Eczacıbaşı Vitra ile eşleşiyor Fenerbahçe böylece. Fenerbahçe ligi üst sırada bitirdiği için ev sahibi avantajıyla Eczacıbaşı Vitra'nın karşısına çıkacak.
Fenerbahçe ikinci, Eczacı maçı Vitra üçüncü olmuştu. Böylece üç yarı finalist belirlendi. Vakıfbank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Vitra ligin ilk üç sırası adını yarı finale yazdırdı. Çarşamba günü diğer çeyrek final eşleşmesiyle Veselveni Sultanlar Ligi'nde playoff heyecanı NTV Spor ekranlarında devam edecek. İlk maçta kabus görmüştü ama bu maçta o kabusu görmüyor Sarı Lacivertli takım. Rahat bir galibiyet almış oldu. Bundan sonrası artık Fenerbahçe için tabii ki Eczacıbaşı Vitra ile oynayacağı toplamda 3 maç. Biri Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçı, 3-2'nin rövanşı, 3-2 kazandığı maçın rövanşı. Diğer ikisi de yarı final maçları olacak. Halkbank'ı da tebrik etmek lazım. Onlar da iyi bir maç çıkardılar. Yani daha doğrusu ilk maçı çok iyi çıkardılar. Bunda ama bütün Vilma Salas'ın yokluğunda da istediklerini yapamadılar.